33 Temmuz 01 Birleşmiş Milletler Cihangir Göktaş Kennedy. Buradan herkese sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Burası Türkiye Mersin Hacı Baba Alaaddin Sarı Beyefendi'nin iş yeri. Komutanım, öncelikle geçmiş olsun. Tüm Türkiye olarak büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Deprem dediğimiz olay dün maalesef bizleri uykulardan kaldırarak sokaklara döktü. Ve bunun ardında artçı depremler yaşandı. Az önce de bir artçı deprem hissettik. Bizim değerli bir kardeşimiz gazeteci Ahmet Oktay da bizleri sağlıken ziyarette bulunurken rica ettik kendisine, bir sohbetimize katılmasını söyledik. Ahmet Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Alaaddin Bey. Bu depremler nedir abi? Nerelerde oldu? Haberler sizde gerçi. Deprem merkez üssü, dün geceki deprem merkez üssü 7.4 ile Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi. Çok sayıda binaların yıkıldığını iyi biliyoruz. Diyarbakır, Malatya, Elazığ, Gaziantep, Urfa, Adana, Mersin gibi yerlerde. Mersin'de Allah'a şükür yıkım yok da halk panikte ve sokakta şu anda. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Amin. Amin. Komutanım, sizdeyiz. Türkiye'de artçı depremler olmak suretiyle depremler olmuştur. Daha da olmaya devam edecektir. Bu böyle giderse zaten Allah belanızı tam vermiştir, verecektir de. Bu böyle. Şimdi siz aklınızca beni esir almaya kalkıştınız Cihangir Göktaş Kennedy'yi. Tüm dünyada yönetim Cihangir Göktaş Kennedy'dir arkadaşım. Bakın, her aileye sesleniyorum. Her aile 10-15 senedir öteki ili gidip göremiyor. Burası Türkiye. Bırakmam dedim mi bırakmam. Kimseyi bırakmıyorum. Allah belanızı bin beter versin. Tamam. Buradan sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Siz böyle devam edin yani. Bu yaptığınız hareketlere, bu terbiyesizliklere devam edin. Hem Allah'a, hem dört kitaba, hem peygamberlere, hem nereye olursa olsun terbiyesizliktir yaptığınız. Ben size bu kadar söylüyorum. Geri alabiliyorsanız alırsınız devletinizi, milletinizi. Ben Birleşmiş Milletler'in sakramantonu sahibiyim. Yegane sahibiyim. Nereye ararsan ara. Tüm dünyada telefonu kaldırdığın zaman tüm dünyada telefon santralleri kim diye cevap veriyor? Cihangir Göktaş Kennedy diye cevap veriyor. Gerçeği, aslı gerçeği kendisiyim. Sizi bırakmıyorum. Türk milleti esirdir. Sizin yaptığınız terbiyesizlik kabalıktı. Bedir'i aştı. Allah'a da terbiyesizlik yaptınız. Ödeyeceksiniz arkadaşım. Bu kadar basit. Anlıyorsunuz. Ben dünyanın en üst düzey yetkilisi insanıyım. Siz yaptığınız işi bilmiyorsunuz ne yaptınız. Cihangir, bu depremlerin şeyle bir ilgisi var mıdır? Ya dün Nükleer deprem oldu, millet Akkuyu'na. dışarı çıktı. Ben de dışarı çıktım. Şimdi depremdir bu. Herkesin canı havlidir. Herkes kendini düşünür. Geleceğini, dünyanın geleceğini, Türkiye'nin geleceğini düşünür. Haliyle dışarı çıkacağım. Akkuyu'yla bir bağlantısı olabilir mi bunların? Çünkü Akkuyla da ilgisi var. sosyal Benimle medyada de öyle ilgisi konuşmalar var. var da. Seninle de ilgisi var. Burada gelip bana silah dayamaya kalkanlarla, kabadayılık yapanlarla da ilgisi var. Bırakmıyorum. Git çoluğunu çocuğunu nereye anlatıyorsan anlat ya. Bana toplumca ağlama numarası, dışarı çıkıp ağlaşıp etrafa geri zekalı numarası çekmeyeceksin. Daha geçti o günler. Biz zenginiz numarası yapmayacaksın. Geçti o günler. Adliyeye girip çıkıp bana rol kesmeyeceksin. Benim için rol kesiyor olmayacaksın. Daha geçti. Daha geçti. Bırakmam. Ben kesinlikle bırakmıyorum Türkiye'yi. Gidin her il mezarını gitsin seçsin, daha oralısınız. Daha oranın, o toprağın Mahsun Kırmızıgül'ün namına koyayım. Süleyman Demirel'in de, Putin'in de, ananın da, avradının da, tüm dünyada paşaların da anasını, avradını sikeyim. He, sonunu bekleyenin de, başını görmek isteyenin de, sonunu görmek isteyenin de anasının amına koyayım.
Terbiyesiz ahlaksızlar. Siz benim anama babama nasıl sövdünüz ulan silahlarınız varken? He, terbiyesizin evlatları. Koskocaman Birleşmiş Milletler'e diyorsun paşayım. Ben girerim adamın anasını, avradını, babasını, danasını. He? Benim gibi adama. Ev araba buradayken diyorum. Diyorsun he. Şimdi git nereye şikayet ediyorsan et. Adana İncirli'ye de ananın amına kadar da yolun var. Tamam. Sağlık komutanım. He. Buradan herkese sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Adile Naşit gibi anaları, bacıları, babaları olan sizlersiniz. Bir gram ekmeğe, bir kırıntı ekmeğe muhtaç olan millet sizlersiniz. Televizyonda gösterilen o şerefsiz, taşların altında ezilen sizlersiniz. Ben istediğim yerden Türk Hava Yolları'nı da kaldırırım, çıkar giderim, savaş uçaklarını da. Bende tıbbi bir durum varsa dünyayı katlederim, yine ben kendime tab etmesini becerebilecek kapasitede bir insanım. Onursuz, şerefsiz değilim. Siz ananızı götünüze kadar sattın. Sizin ananızı sikerim ulan bu terörün. Amına kodumun evlatları. He? Sizin ananızı bellerim ulan. Sizi şerefsiz oğlu şerefsiz ilan ettim. Siktirin gidin lan. Amına kodumun evlatları. He? Siktir olun gidin amına koyun. Evet Ahmet'im. Ölürüm lafımdan dönmem amına koyun. Anladınız? Ahmet'im bir şey söylüyordunuz az önce, nükleer dediniz de nükleerde kaldık. Şimdi, Cihangir'den bunu öğrenmek istedim de sosyal medyada nükleer akkuyla ilgili bazı söylentiler oluyor. Nükleer akkuyudan dolayı böyle bir depremin tetiklediğini veyahut da Rusya'nın gemilerinden dolayı, tabii ki biz bunlara inanmıyoruz ama şeyin de Cihangir'in bu konuda bilgisine ihtiyacımız var. Ne diyecek acaba bu abi konuda? Abi isterse TRT'yi çağırsın. İstersen BBC'yi çağır. Kimi çağırırsan çağır. Ben açık konuşuyorum. Burası konsolosluk da olsa aynı böyle. Ateşelik de olsa, Birleşmiş Milletler de olsa. Ben Saime Göktaş, Osman Göktaş'ın oğluyum. Tamam. Amenna. Ama siz anlayamadınız durumu. Biz Amerika'yız. Türkiye'ye girdik diyorum. Diyorsun senin ananı sikeriz. Ulan Amerikalı sikiyoruz. Bu nasıl bir laf ulan? He? Diyorsun bir 10 yıl yiyeyim içeyim gezeyim kızların kadınların götünü. Gör amına koyayım. Gör, gördün de ne oldu? Gezdin yeğenlerindir. Ananı sikerim ulan senin. He? Sizin gibi milletin anasını avradını dilini sikerim. Merkez Bankası'nı kapatın. Ağzınızdan sikerim ulan sizi. He? Şişecam zanayi de sikerim, sizi de sikerim ulan. Dünyada noterimdir, gelir amına mı tasdikler. Size amına kodumu piç doğurdukları. Neyse tamam, sakin ol biraz. Anasını avradını sen Allah'a sövüyorsun. Diyorsun ezanlar tersten okunuyor, düz okunuyor. Cihangir'in emri sizin amınıza korum lan. Amına kodumun at yarrakları. Evet Ahmet'im. Dünya Rolls Royce'e binmese ne olur? Ford'a binmese, otomotive binmese, Boeing'e binmese ne olur? Onların da anasını avradını. Sizin gibi milletin anasını dinini yatağında, babasını yatağında sikerim ulan. Heh, Merkez Bankası'nı aç, anasını avradını sikeyim bu milletin. Orospu doğurdukları sizi. Kapat. Benim öz anama sövecek adamın dinini sikerim ulan. Beşinci kitabı koyarım da ananı sikerken yazarım ulan. Piç. Amına kodumu piçleri, siktirin gidin amınıza koruma. Dökülecek kan amına koyayım vücutta durmazmış. Ahmet'im. İplenin evlatları sizi. Ahmet'im, siz erkek bize. Delikanlısınız, biz değiliz. Sohbetimiz biraz gerildi. He? Tüm arkadaşlara selam ederiz. Amına bir dahaki sefere Cihangir'le bir rahat bir ortamda, daha rahat bir şekilde. Ahmet'im hangi gazetede görev alıyorsunuz? Kendime ait takip haber, Mersin takip haber .com. Terenin imtiyaz sahibiyim. Biz şu an ne yapacağız? Bir haber aldık. Bu açık alanlarda çadırlar kurulmuş. Evet, evet. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimiz, Yenişehir Belediyesi, Mezitli Belediyesi, Neşat Arhan, Abdullah Özüyt, Vahap Seçen'in talimatıyla belediyenin tüm sosyal tesisleri halkımıza açık şu anda. Çorba, çay, su, her türlü doğal insana ihtiyaçlar Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmaktadır. Macit Özcan tesislerinde Yenişehir'in kendi kapalı spor salonları, Mezitli Belediyesi'nin
gönüllü evleri ve sosyal tesisleri, restoranları hepsi halkın hizmetindedir. Ücretsiz bir şekilde hepsi faydalanabilirler. Allah bir daha böyle bir kaza, bir daha böyle bir afet göstermesin. Evet. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Saat şu anda 6 Şubat saat 3.30. Evet. 5 ile 8 arası bir deprem daha bekleniyor denildi. Şimdi Alatin, böyle bir şey daha şu ana kadar bir şey icat edilmedi. Depremi önden bilinecek bir bilim insanları böyle bir şey icat etmedi. Tabii ki şimdi sosyal medyada bu tür şeyler oluyor, asparagas haberler oluyor. Böyle depremi önceden tahmin edecek kimse yok. Evet, onu ben de gördüm sosyal medyada. Birilerin link atarak işte saat 5 ile 8 arasında büyük bir deprem beklendiğini, Maraş'ta kopan bir fay hattından dolayı benim tüm vatandaşlarımıza, hemşerilerimize kimse bunlara itibar etmesin. Bunlar art niyetli olan insanların uyarıları da olabilir. Tabii ki tepkinli olmak en güzelidir. Hasarlı evlere girmemek en mantıklısıdır. En yakın belediyenin veya da valiliğin, devletin göstermiş olduğu toplama alanları vardır. Oraya da bu geceyi geçirmek en mantıklı. Artçı sarsıntılardan dolayı en mantıklı olan da dışarıda kalmak. Kendine zarar vermeden, üst başına sıcak soğuk hava alan soğuk havada etkilenmeyecek şekilde kendimizi muhafaza edersek inşallah bugünlerde atlatacağız. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Var her şeyine devlet yanımızda olduğunu görüyorum. Belediyesiyle, sağlığına, sağlık il müdürlüğüyle, milli eğitimiyle, askeriyle, polisiyle millet devlet şu anda gerçekten milletin yanında. Sokaklarda bunu görüyoruz. Söyleyeceğim bunlardan ibarettir. Cihangir abim bugünkü konuşmasına biraz gerildi. Doğal olarak kendisi de haklı nedenleri var. İnşallah bir dahaki programımızda daha farklı bir daha farklı bir konuyla ilgili tekrar görüşürüz. İnşallah. Ahmetciğim, internet adresini söyler misin? Arkadaşlar oradan takip etsinler. Tabii ki takiphaberajansi.com bir de takiphaber.com.tr oradan ulaşabilirsiniz. Facebook'ta takip haber, Instagram'da takip haber. Burada bize de ulaşabilirsiniz. Haberlerimizi takip edebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bugün bizlere ayrı bir renk verdiniz. Ahmet kardeşim benim Mersin'de sevdiğim, saydığım değerli bir kardeşimdir. Baştacısınız. Bugün kendisini de yakalamışken dedim bir komutanımla deprem değerlendirmesi yapalım. Bir sohbet gelişi güzel doğaçlama oldu. Umarım benim anamın mezarına uzanmaya çalıştı ya milletçe. Böyle bir terbiyesizlik yok dünyanın gözü önünde ya. Sen Kennedy'nin mezarına kadar uzanmaya çalıştın, anamın mezarına kadar. Benim annemin mezarına... Ben sizin dininizi sikerim ulan. Kahpe doğurdukları. Nereye çıkacaksın elini kolunu sallayarak? Gideceksin. Sizin ananızı sikeceğim ben daha. Evet, bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Biz birazdan tedbir amaçlı çadırlara yöneleceğiz. Evet, evet. Çadırlara ve belediyenin, valinin gösterdiği yerlerde, toplama alanlarda toplanmamız en mantıklı olur. Evet komutanım, gelir misin bizimle? Ben gelirim abi, ben her yere gelirim. Benim korkum yok. Korkusu olan bunlar. Bunlar tamam. Şerefsiz. Tamam komutanım. Evet arkadaşlar, hepinize en derin sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Videomuzu izlediğiniz için hepinize ayrı teşekkür ediyoruz. Buradan Mersin'den kucak dolusu sevgiler, saygılar. Ahmet kardeşime de teşekkür ediyorum. İlerleyen zamanlarda güzel sohbetler çıkaracağımızı umuyorum. Daha değişik konularla bir araya geleceğiz. İnşallah. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Rabbim bizi bütün kötülüklerden, felaketlerden korusun diyorum. Amin.